Sıfır bölü sıfır belirsizliğinin L'Hopital kuralı ile çözümü. Sıfır bölü sıfır belirsizliklerin L'Hopital kuralı ile çözümünde türevden yardım alacağız. Daha önce sıfır bölü sıfır belirsizliklerinin L'Hopital kuralı kullanılmadan çözümü istendiğinde nasıl yapılacağına ait videolarımızı çekmiştik. Şimdi L'Hopital kuralı ile çözüm türev yardımıyla belirsizlikten kurtulmadır. Belirsizlikten kurtulma. Türev yardımı ile belirsizlikten kurtulmaya biz L'Hopital kuralı diyoruz. Ve belirsizlikten kurtulmanın yolu, eğer ki 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaşırsak, payın ve paydanın ayrı ayrı türevleri alınır. Ardından tekrar limit hesaplanır. Tekrar 0 bölü 0 belirsizlik ise tekrar hesaplanır. Bu belirsizlikten kurtulana kadar payın paydanın ayrı ayrı türevleri alınır. Payın ve paydanın ayrı ayrı türevleri alınır. Belirsizlikten kurtulana kadar. Basit bir örneğimizle başlıyoruz şimdi. Limit x 2'ye giderken x kare eksi 4 bölü 3x eksi 6 belirsizliğiyle karşılaşmış olalım. Şimdi böyle bir belirsizlikle karşılaştığımızda ilk iş bu 2'yi götürüp burada yerine koymak olmalıdır. Çünkü belirsizlik olup olmadan önce teşhis etmeliyiz ki sorunun arkasından L'Hopital kuralı uygulayalım. Bunu öğrenen bazı kişiler düşüncesiz de önüne gelen her limiti uygulamaya başlıyor. Biz 0 bölü 0 ile karşılaştığımızda bunu uygulayacağız. 2'yi koyduğumuz zaman burada 4'ten 4 çıkarsa 0 eder yukarısı. 2'yi buraya koyduğumuzda 6 eksi 6'dan alt tarafta 0 eder. İşte 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaştık. Şimdi L'Hopital kuralı uygulayacağız. L'Hopital kuralı payın ve paydanın ayrı ayrı türevini alma işidir. Şuraya tekrardan yazalım. X kare eksi 4 bölü 3x eksi 6. Şimdi bunun belirsizlik olduğunu biliyoruz. Gidip payın türevini alıyoruz. Paydanın türevini alıyoruz. Burada yapılan bir hatada bölümün türevi gibi bir şey uygulamaya gidiyor bazıları. Öyle bir şey değil. Payın ayrı, paydanın ayrı türevini alıyoruz. Limit x 2'ye giderken payın türevi 2x sonucunu verecektir. Paydanın türevi ise 3 sonucunu verir. Türevi aldıktan sonra bu iki değerini tekrar yerine koyuyorum. Eğer ki sonuç 0 bölü 0 çıkmazsa belirsizlikten kurtulmuş ve gerçek değeri bulmuş oluruz. 2'yi buraya koyduğumuzda 4 bölü 3. Bu limitin gerçekteki değeri 4 bölü 3 iken bizden belirsizlik üretilerek saklanmış. Biz de bu belirsizliği ortadan kaldırdık. Bir başka örneğimiz. 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaştığımız her soruda bunu uygulayabiliriz. Sin 3x bölü 2x nedir? Birkaç soru yazayım. Arkasından seri bir şekilde bu yöntemi o sorulara uygulayalım. Bir limitle karşılaştığımızda bu belirsizliğin olup olmadığını bakar bakmaz mucizevi bir şekilde anlamayız. Mutlaka yerine koymamız gerekir sayıları. X küp eksi 27 bölü ne olsun? 2x eksi 6. Bir başka limitimiz ise limit x 7'ye giderken kök içinde x artı 2 eksi 3 bölü x kare eksi 49 olsun. Şimdi bu limitlere baktığınızda daha fazla limit de öğretebilirim. Temel mantığı basittir 0 bölü 0 belirsizliğinin. Payın ayrı, paydanın ayrı türevini alırız eğer ki bu belirsizlikle karşılaşırsak. Şimdi sıfırı yerine koyarsak sinüs 0, herkesin şu bilgileri çok net biliyor olması gerekir. Sinüs 0 sıfırdır, kosinüs 0 birdir. Buraya sıfırı koyduğumuz zaman sonucumuz sıfır çıkar.
Aşağıya sıfırı koyduğumuzda yine sıfır çıkar. Bu bir belirsizliktir. Yani biz L'Hopital kuralıyla şimdi bu belirsizlikten kurtulabiliriz. Payın gidip ayrı bir şekilde türevini, paydanın ayrı bir şekilde türevini alıyor. Limit x sıfıra giderken sin 3x'in türevi cos 3x çarpı içerisinin türevi olan 3 olur. Bölü aşağıdaki 2x'in türevi ise 2 eder. Ardından bu sıfırı buraya koyarsak cos 0 çarpı 3 bölü 2 elde ederiz. Cos 0'ın da şurada belirtmiştik ne olduğunu. 1 idi. Cevabı 3 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Yani burada bizden gizlenmekte olan cevap 3 bölü 2 imiş. Şimdi buradaki limite geldiğimizde 3'ü koyduğumuzda paya sonuç 0 çıkar. 3 çünkü 1 27'dir çünkü. Paydaya koyduğumuzda 6 eksi 6'dan 0 çıkar. Yine 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaştık. Yine L'Hopital kuralıyla kurtulabiliriz. Payın ayrı, paydanın ayrı bir şekilde türevini alıyorum. Limit x 3'e giderken payın türevi 3x kare çıkar. Paydanın türevine geldiğimizde ise 2 çıkar. Arkasından bu 3'ü buraya koyduğumuzda 9, 27 bölü 2 olarak gerçekte bizden gizlenmekte olan değeri bulmuş olur. Şimdi bu örneğe geldiğimizde 7'yi yerine koyarsak kök 9 3 olarak çıkar ki 0 eder. Paydaya koyduğumuzda 0 eder paydada. Burada da yine L'Hopital kuralı uygulayabiliriz. Çünkü 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaştık. Gidip payın ayrı türevini, paydanın ayrı türevini alıyoruz. Burada da türevi alırken bir diğer dikkat edeceğimiz nokta, limit kime gidiyorsa ona göre türev alınır. X 7'ye gidiyor. Burada x'e göre türev alacağız. Burada y harfi koysalardı, gidip burada türevi belirsizlik çıktığında y'ye göre alacaktık. Burası da dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan birisidir. Şimdi burada payın türevini alacak olursak, şunun türevini alırken x artı 2 üzeri 1 bölü 2 biçiminde yazarız bunu. Üst başa geçer 1 bölü 2, x artı 2 üzeri eksi 1 bölü 2 olur. Üst başa geçer üst biraz alır çarpı içerisinin türevi olan 1. Buradaki 3'ün türevi ise 0 eder. Onu yazmamıza gerek yok. Bölü aşağıdaki paydanın türevi ise x karenin türevi 2x eder. 49'un türevi ise 0. 7'yi getirip buraya koyarsak 1 bölü 2 9 üzeri eksi 1 bölü 2 etti. Bölü 7'yi aşağıya koyarsak 14. 9 üzeri eksi 1 bölü 2 bir şeyin 1 bölü 2 üstü kök demektir. Mesela 4 üzeri 1 bölü 2 kök 4 anlamına gelir ki 2 çıkar. 4 üzeri eksi 1 bölü 2 dediğimizde ise 1 bölü kök 4 anlamına gelir. Eksi 100 aşağıya dönmeye neden olur 1 bölü 2. Yani 9 üzeri eksi 1 bölü 2 1 bölü kök 9 demektir. Yani onun cevabı da 1 bölü 3 çıkar. Buradaki 1 bölü 2 ile de çarpacak olursak 1 bölü 6 bölü 14 sonucunu elde edelim. Bu da ters döndüğünde 1 bölü 84 olarak bulunur. Şimdi burada anlamamız gereken şey 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaştığımızda L'Hopital kuralı bize inanılmaz derecede kolay bir şekilde eğer ki türev kurallarına hakimsek belirsizlikten kurtulma imkanı veriyor ve gerçekte gizlenmiş olan değeri bulmamızı sağlıyor. Bunu da nasıl yapıyor? Payın türevini ayrı, paydanın türevini ayrı bir biçimde alarak. Bu örnekleri arttırabiliriz. Yani yüzlerce örnek yazılabilir ama fikir asla değişmiyor. 0 bölü 0 belirsizliğiyle mi karşılaştık? Payın ayrı, paydanın ayrı, türevini alacağız. Buradan anlamamız gereken fikir budur. Bu şekilde 0 bölü 0 belirsizliklerini L'Hopital kuralıyla çözme videomuzu noktalıyoruz.